Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye-Almanya ilişkileri Merkel döneminde hiçbir zaman istenen noktaya gelmedi. Özellikle Türkiye'nin 60 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilmesi maalesef artık Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giremeyeceğinin de bir başka göstergesi. Nitekim Almanya'da kurulan yeni hükümetin ortaklık sözleşmesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmayacağı bu yönde de adımlar atılacağı açık bir şekilde taraflar tarafından koalisyon ortakları tarafından imzalanmış vaziyette. Yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde hiçbir şekilde Türkiye Avrupa Birliği'ne giremeyecek. Bu net bir şekilde ortada. Yani Almanya böyle bir karar aldı. Hiç bu kararı paylaşırken de utanmadı, sıkılmadı. Çünkü her seferinde Merkel döneminde de dahil olmak üzere Türkiye'nin müttefiki olduğunu söyleyen Almanya gerçek yüzünü açık bir şekilde gösterdi. Aslında bir açıdan da iyi yaptı. Biz bu yüzden de Türkiye'yi istemiyoruz dedi. Peki Almanya'nın Türkiye ile olan sıkıntısı nedir? Yani Türkiye'yi istemezuk diyorlar ya, istemiyoruz diyorlar ya, istememelerinin nedeni nedir? Bakın, bir, Türkiye şu anda minimum 10 milyon göçmene ev sahipliği yapmasına rağmen Almanya diyor ki biz sizi istemiyoruz Avrupa'ya. Güzel. Fransa'ya bakıyoruz. Macron'un başında bulunduğu Fransa hükümeti açık bir şekilde Türkiye'ye düşmanlık yapıyor. Doğu Akdeniz'de kendi karasularımızda aradığımız petroldü vesaireydi. Bunlarla ilgili olarak en çok sesi çıkan Yunanistan kadar en çok sesi çıkan ülkelerden bir tanesi Fransa. Hatta savaş gemilerini Yunanistan'ın gazıyla Ege Denizi'ne gönderdi. Yani Yunanistan'ı zaten söylemiyorum. Hani biliyorsunuz hepiniz. Yunanistan yaptığı tek bir şey var arkadaşlar. Türkiye'ye olan korkusundan dolayı Türkiye'den o kadar korkuyor ki kendi topraklarında Amerika'ya üstler verdi. İsrail'e ortaklık anlaşması yaptı. Fransa'dan gitti bilmem ne kadar savaş uçağı aldı. Bir onu yaptı, bunu yaptı vesaire yaptı. Niye? Türkiye'den korkuyorlar çünkü. Baktığımız zaman bunların bir tek derdi var. Yunanistan'dan bahsediyorum. Aman siz Akdeniz limanından öteye çıkmayın. Meis Adası'nı geçmeyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dahi gitmeyin. Bütün bu Doğu Akdeniz'deki petrol, doğalgaz yataklarını biz bulalım, araştıralım, biz bunları alalım diyorlar. Almanya da buna destek veriyor. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri de buna destek veriyor. Bunun gerçekleşme şansı var mı? Hayır, yok. Mümkün değil. Şimdi Almanya'nın en temel karın ağrılarından bir tanesi olan göçmenlik konusuna baktığımız zaman şöyle bir durum var. Türkiye bugüne kadar kıymetli izleyicilerimiz yaklaşık 4 milyar euro para aldı sadece göçmenler için. 4 milyar euro. Ama göçmenlere harcamış olduğu para 60 milyar euro. Evet 60 milyar euro. Merkel Türkiye'ye veda ziyaretinde Cumhurbaşkanı ne dedi? Biz dedi iyi bir müttefikiz şu kadar para verdik sana dedi. Türkiye ne yapıyor bunun karşılığında? 10 milyon insanı kendi topraklarında tutuyor. Bekçilik yapıyor onlara. Aman sınır dışına gitmesinler. Aman Avrupa'ya ayak basmasınlar diye. Arkadaşlar ben ana vatanımız, canımız, ciğerimiz olan Türkiye'mizin göçmen politikasını doğru bulmuyorum. Çünkü ülkemizdeki ekonomik şartlar mevcut durum içerisinde sadece kendi vatandaşlarımıza yetecek durumda. Bunu söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Bu insanlar tamam savaştan kaçmışlar, ondan kaçmışlar, işte Ülkelerinde evleri başına yıkılmış, kadın çoluk çoluk de demeden yollara düşmüşler, Türkiye'ye gelmişler, sığınmışlar. Ayrı bir şey. Tamam. Ama bu yükü sadece Türkiye kaldıramaz arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın Türkiye'yi istememesinin nedeni bu göçmenler arada kaçıyorlar, Avrupa'ya geliyorlar. Yunanistan, Bulgaristan vesaire topraklardan. Bunun için Türkiye istemiyorlar. Diyorlar ki, daha iyi tutacaksın onlara. Daha iyi bekçilik yapacaksın onlara. Bunu söylüyorlar arkadaşlar. Almanya yeni hükümet, işte yeni devlet adamları hiçbir şey değişmeyecek. Yaptıkları en iyi şey şu arkadaşlar Almanya'nın ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin çok güzel oyalama taktiği yapıyorlar. Hani Türklere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize serbestliği verilecekti. Hani tam üye yapılacaktı. Gümrük Birliği anlaşmasını bile yenilemiyorlar arkadaşlar. Ekonomik olarak zarar görünüyor. Şimdi bakın. Beni izleyen hemen hemen herkes Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapmıştır. Hiç dikkatinizi çekti mi? Hani gurbetçilerimizin girdiği kuyruklar haricinde tırcıların kuyrukları vardır. Günlerce beklerler orada. Niye? Derler ki Bulgaristan tarafı çalışmıyor derler. Ben kendimi bildim bileli Türk kuyruğu var arkadaşlar. İsteseler Avrupa Birliği toprağı ya. Bulgaristan. Oraya 100 tane gişe koyup peron koyup bu tırları bir saat dahi bekletmeden Avrupa topraklarına alamazlar mı? Bu tır kuyruklarının sebebi Türkiye ticaret yapmasın, para kazanmasın. İşte Avrupa Birliği dediğiniz olgu bu arkadaşlar. Aman Türkler para kazanmasın diye Türkiye'de, Kapıkule'de, Edirne'de o tırcı kardeşlerimizi günlerce bekletiyorlar. Yani her şey ortada. Bizi istemiyorlar. Türkiye'nin yapacağı diyeceksin ki peki çıkış yolu ne? Beni takip edenler bilir. Bu işin bir tek formülü var. Bak Avrupa Birliği'ne girmenin, Avrupa'nın kulağından tutup böyle havaya kaldırmanın bir tane formülü var. Ne biliyor musunuz? Kapıları açacaksın. Ne kadar göçmen, mülteci varsa bunlara diyeceksin ki ilk hedefiniz Almanya. Yunanistan'a falan boş verin. Yunanistan zaten aç. Yemeğe ekmeği yok. Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu Avrupa Birliği olmasa batmıştı zaten biliyorsunuz. İflas etmişlerdi. Avrupa Birliği Merkel bir el uzattı falan filan. Merkel de babasının hayrına uzatmadı. Borçlandırdı Yunanistan'a öyle para verdi. E şimdi baktığımız zaman başka bir yol yöntem yok. Göçmenlere diyeceksin ki hadi bakalım Almanya'ya. Siz bir Almanya'ya gidin hayırlısıyla. Zaten göçmenler Türkiye'de göçmenler şunu söylüyor. Biz Türkiye'de kalmak istemiyoruz diyorlar. Biz Avrupa'ya gitmek istiyoruz diyorlar. Pek çok göçmen geldikleri ülkenin ne halde olduğunu, dünlerini unuttukları için Türkiye'yi beğenmiyorlar. Böyle hokkabazlar da var bunların içerisinde. Türkiye'yi beğenmiyorlar. Hepsi için demiyorum. Bazıları için. Onları önden öncü birlik olarak göndereceksin. Ardından da Almanya'nın bu yeni başbakanı Scholz hemen çat Ankara'da. Selamun aleyküm diyecek. Diyecek ya işte bak gönderiyorsun kapıları kapat falan. Türkiye'de şunu söyleyecek. Bizim gücümüz yetmiyor. Bu insanlar zaten durmak istemiyorlar. Ne yapalım? Zorla mı tutalım bu adamları? 5-10 milyon adamı ben nasıl zorla tutacağım diyecek. Diyecekler ki biz size şu kadar para verelim. Bak Türkiye'nin sözce bizim paraya ihtiyacımız yok. Biz Avrupa Birliği'nin içerisindeki devletlerin yüzde sekseninden daha büyük ekonomiye sahibiz. Gerçek bu. Gerek yok diyecek. Zaman zaman kur euro 20 liraya çıksa da biz bunları düşürebiliyoruz. Bak ekonomik gücümüz var diyecek. Kusura bakmayın diyecek. Bizim gücümüz yok. Sonra bu Scholz gidecek Berlin'e. Bir sonraki hafta bir daha gelecek. Merkel aynısını yaptı hatırlıyorsunuz değil mi? Gitti geldi gitti geldi. Başbakan Davutoğlu zamanında gitti geldi. Üç günde bir gidip geliyordu. Tarih yazmaz. Bak bu Scholz gelecek bir daha Almanya'ya. Diyecek ki tamam şu vize serbestliği görüşmelerine başlayalım diyecekler. Bizimkiler de diyecek kardeşim gerek yok bizim ülkemiz zaten büyük biz Avrupa Birliği'ne çok girmek istemiyoruz. 60 yıldır zaten bekliyoruz. Bir 60 yıl daha bekleriz diyecekler. Şoz arkaya dönecek yine gidecek. Üçüncü gelişinde tamam diyeceksin kıvama gelmişler. Diyeceksin ki bir gümrük birliği anlaşmasını imzala tam üyelikle ilgili görüşmeler derhal başlasın. Arkadaşlar devlet ilişkileri çıkara dayalıdır. Devletlerin dostu yoktur. çıkarın varsa dostundur. Bu kadar. Açık açık masaya koyacaksın. Önce de vize serbestliğini vereceksin. Ondan sonra bakarız diyeceksin. Bak bunu yapmadıkça Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayacaklar. Bizi oyalıyorlar, dalga geçiyorlar. Ya yani Türkiye yönetenler de biliyor. Diğer Avrupa ülkelerini yönetenler de bile bunları oyalıyoruz biz diyor. Türkiye'nin artık yumruğunu masaya vurma zamanı geldi. Al sana göçmenler. Zaten Türkiye'de durmak istemiyorlar. Yol aç. Arkalarından su dökme. Gelmesinler. Su dökersen geri gelirler bak. Başka bir gücümüz yok. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye çalışıyoruz. Türkiye yoksa Avrupa Birliği topraklarına giremeyecek. Yani Avrupa Birliği ülkesi olmayacak. Ondan sonra sen bunları yap. Ben göreceğim bu Almanya'nın koalisyonunu göreceğim o kabazları. Fransa'nın Macron'unu göreceğim ben. Bak göreceksin. En büyük dostumuz olacaklar onlar. Yunanistan'ı falan görmeyecekler. Yunanistan'ın nüfusu 8.5 9 milyon 10 milyon diyelim hadi. Sen aynı anda 100 bin tane mülteciyi bırak bakalım Yunanistan'a ne oluyor Yunanistan? Yunanistan diye bir devlet kalmaz. Hangi asker, hangi silah onları durdurabilir? Mermi yetmez. Şimdi Türkiye sınırına Yunanistan işte duvar örüyorlar. Ses bombaları denilen böyle insanların kulaklarını sağır eden ses makinaları falan koyuyorlar falan. Bir şeyler yapıyorlar. İnsan kafaya koyarsa onun karşısında durabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den yüz binlerce kişi geldi geçiyor. İşte arkadaşlar formül bu. Sizden ricam lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize iletin. Bunun yanı sıra sizden bir ricam da daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlak surette kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Beğenmek ve kanala abone olmak bedava. Videonun altındaki beğen tuşuna basıyorsun. Bak parmağında bir sıkıntı meydana gelirse doktor masrafların bana ait. Sizden bunu haseten rica ediyorum.